Okullar kapandı, öğrencilere gün doğdu çünkü hem para kazanıp hem de oyun oynama fırsatına kavuştular. Miniklere bakıcılık yapan üniversite öğrencileri eğlenmeleri bir yana yazında harçlıksız kalmıyorlar. Buradayım. Alıştık birbirimize. Abla kardeş gibi olduk. Üniversite ikinci sınıfa gidiyorum. Aynı zamanda boş vakitlerinde de Çınar'la oynuyorum. Onlar çocuk bakıcısı değil, üniversite öğrencisi. Haftanın belli günlerinde özellikle de çalışan annelerin imdadına yetişiyorlar. Çocuklar üniversiteli oyun abileri ve ablalarıyla birlikte yaz tatillerini hem daha verimli hem de daha eğlenceli geçiriyorlar. Bu sayede üniversite öğrencileri de harçlıklarını çıkarmış oluyor. Bu neydi Çınar? Güneş. Evet. Bu neye benziyor? Dünyaya. Dünya neresi? Dünya burası. 3 gün geliyorum haftada. Tam kendi cep harçlığımı çıkarıyorum. Üniversiteli oyun abiyi ya da ablası arayan aileler başvuruyu internetten yapıyor. Önerilen 10 bakıcıdan kendilerine en uygun olanı seçiyor. Yabancı dil bilen, çeşitli sanatsal aktivitelere ilgi gösteren kişiler olduklarından oldukça yararlı olabiliyorlar. Çınar'a oyun ablası tık tık yapmayı öğretti. Çınar kaç tane tık tık yapabiliyorsun? Bir tane yapalım. Hani yap bakalım. Tamam, bir taneyi yaptı. Daha fazla şey beklemeyin. İkinci tıklığı da ben yapacağım. Tamam lazım. Harika. Evet, rekorum 17. Çınar eminim ki beni geçecek ilerleyen zamanlarda. Oyun ablası çünkü onunla çok güzel ilgileniyor. Tık tık yapmayı, saymayı öğrettiniz. Evet. Bana da öğretin. Merhaba. Diyeceğim ama gerek olmadığını görmüşsünüzdür herhalde. Aynen öyle, siz gayet iyisiniz. Mesela haftanın 3 günü 2'şer saat gelen bir oyun ablası ya da abisine ortalama aylık 400 ya da 500 TL gibi ücretle çalıştırma imkanları olabiliyor. Elif Zülal henüz 2 yaşında ve annesi onu haftada 2 günlüğüne üniversiteli oyun ablası Sibel'e bırakıyor ve oyun ablasıyla birlikte güzel vakit geçiriyor Elif Zülal. Oyunlar oynuyorlar, kitaplar okuyorlar ve hatta İngilizce birkaç kelime bile öğrenmiş, birazdan söyleteceğiz. Kedimin